Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırladım. Çay demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif oldu. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. 2 tane domatesimi önceden yıkayıp hazırlamıştım. Bu şekilde sap kısmını bıçakla çıkartıyorum ve halka halka doğruyorum. Domateslerimi doğrarken çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat ediyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz bu şekilde doğrayabilirsiniz. Hemen ilk domatesimi doğradıktan sonra aynı şekilde ikinci domatesimi de doğruyorum. Domatesinizin çok yeşil olmamasına, çok da erimiş olmamasına dikkat edelim lütfen. Domatesimiz güzel olursa tarifimiz de lezzetli olacaktır. Domateslerimi doğradıktan sonra pişirmek için ocağıma götürüyorum. Ocağımın üzerine tavamı almıştım. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağımı da ekledikten sonra 2 diş sarımsağı tavamın içerisine rendeleyeceğim. Domatesli yemeklere sarımsağı çok yakıştırıyorum. Mutlaka sizlerinde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde 2 diş sarımsağımı küçük rende ile rendeliyorum. Sizler dilerseniz bıçakla da küçük küçük doğrayabilirsiniz sarımsağı rendeledikten sonra spatulamla bir iki defa çevirerek biraz pişireceğim daha sonra da tavamın içerisine halka halka doğramış olduğum domateslerimi alacağım bu arada tavamın altını kısık ateşte açmıştım çok yüksek ateşte pişirmiyorum Hemen sarımsaklarımı rendeledikten sonra spatulamla birkaç defa bu şekilde sarımsakları çeviriyorum. Evi inanılmaz güzel kokular sardı şu anda. Sarımsakları bu şekilde biraz pişirdikten sonra tavamın içerisine domateslerimi yerleştiriyorum. Domateslerin alt tarafı biraz yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ben de o arada domateslerin üzerine dökeceğim. Sosumu hazırlayacağım. Hemen domateslerin hepsini tavanın içerisine aldıktan sonra elimle domateslerin üzerine bir fiske tuz atıyorum. Tuzumu da attıktan sonra artık domatesleri pişmeye bırakıyorum. Ben de o arada domateslerin üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Sosumu hazırlamak için 3 tane yumurtayı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 50 gram kadar rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Elinizde kaşar peyniri yoksa istediğiniz herhangi bir peyniri ekleyebilirsiniz kaşar peynirini de ekledikten sonra içerisine 3-4 dal doğramış olduğum yeşil soğanı ekliyorum. Yine yeşil soğan sevmiyorsanız hiç eklemeyebilirsiniz. Ya da yeşil soğan yerine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yumurta ve diğer malzemeleri çatalla bu şekilde çırparsanız omletiniz pişerken güzelce kabaracaktır. Bir süre bu şekilde yumurta ve diğer malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sosumu bu şekilde hazırladım. Bu arada domateslerimin alt tarafı güzelce yumuşadı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafı da bir süre yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Daha sonra da domateslerimin üzerine hazırladığım sosumu dökeceğim. Domateslerin diğer tarafını çevirdikten sonra bir süre daha pişiriyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif oluyor. Mutlaka kaydederek sizlerinde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın çay demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Domateslerin diğer tarafı da yumuşadıktan sonra hazırladığım sosumu domateslerin her yerine gelecek şekilde döküyorum. Sosumu döktükten sonra spatula ile güzelce düzeltiyorum. Daha sonra tavanın ağzına uygun bir kapak kapatarak yumurtalar tamamen pişinceye kadar kısık ateşte pişireceğim. Şimdi tavanın ağzına uygun bir kapak kapatıyorum ve kısık ateşte pişmesini bekliyorum. Pişerken ara ara kontrol ediyorum altının yanmaması için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Şimdi altını kontrol ediyorum. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarmış. Artık kahvaltılığım hazır. Ocaktan alıyorum ve servise hazırlayacağım. Dilerseniz tava ile de servis edebilirsiniz. Ben servis tabağına alıyorum. Ve tabakla servis etmek istiyorum. Çok çok lezzetli bir kahvaltılık tarif oldu. Neredeyse hepsi evde bulunan malzemelerle hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Keserek omletimi servise hazırlıyorum. Hemen ne kadar güzel göründüğünü sizlere yakından göstermek istiyorum. Eminim denediğinizde sürekli yapmak isteyeceksiniz. Yumurta tamamen pişti, kaşar peyniri de içerisinde eridi. Domatesler de güzelce yumuşadı. Çok çok lezzetli bir omlet oldu. Hemen çatalla da bölerek iç dokusunu da sizlere yakından gösteriyorum. Yeşil soğan da omletimize çok güzel lezzet katıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.